Herkese selamlar Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei'in geçtiğimiz aylarda lansmanını gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı orta segment cihazı Nova Y70'i inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere böyle global bir lansman gerçekleşmişti İstanbul Volkswagen Arena'da ve orada tanıtılan bir cihazımızdı. Evet, ofisimize geldi. Biz de sizler için teknik detaylarını, kullanım deneyimini sunmak için şu an karşınızdayız. O zaman telefonun tasarımıyla başlayalım. Gelen cihazın rengi bizde siyahtı ve elime aldığımda aslında çok da ağır bir cihaz olmadığını söyleyebilirim. 200 gramlık bir ağırlığı var. Yukarıda böyle birazcık köşeli, ince çerçeveli bir ekran bizlerle beraber. Yan tarafında bir parmak izi tuşumuz, hemen üzerinde de ses tuşlarımız bulunuyor. Alt tarafta bir hoparlörümüz, Type-C girişimiz ve jack girişimiz var. Jack girişinin bulunması bence güzel. Evet, yeni nesilde kablosuz kulaklıklara evet geçiş yaptık ama belki kablolu kullanmak isteyen kişiler de olacaktır ki zaten orta segment bir cihaz olduğu için bence yerinde bir karar olmuş jack girişinin olması. Arka tarafında da bizde siyah bir rengi geldiği için sadece parmak izi tutma gibi bir sorunu var. Belki orada da kap kullanırsanız siz çok daha rahat edersiniz. Üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Bu kameranın derinliklerine de birazdan geleceğiz zaten videomuzda. Ön tarafa tekrar döndüğümüzde damla çentiğimiz var ve bu damla çentikte de bir ön kameramız bulunuyor. Tasarım tarafında bence gayet başarılı, hoş bir telefon bizlerle beraber. Şimdi birazcık teknik özelliklerine girelim. Teknik özelliklerini de detaylandırmaya devam edelim. Cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak Huawei Y70'in 6.75 inçlik bir ekran boyutu, 128 GB'lık dahili depolaması, 4 GB'lık RAM'i, 6000 mAh'lık bataryası, 8 çekirdekli işlemcisi, Huawei Kirin 710 Yonga seti bulunuyor. Arka kamerada da 48 megapiksellik bir çözünürlük bizlerle. İlk olarak ekrandan başlayacak olursak zaten birazcık tasarım tarafında bahsetmiştik. 6.75 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor bizlerle ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var telefonumuzun. Ekran 720x1600 piksellikte bir çözünürlük sunuyor bizlere. Ben telefonla deneyim yaşarken yani aslında bildiğimiz bir Huawei tasarımı da zaten bizlerle renk konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Deneyim tarafında bunları aktarabilirim ekranda. İnce çerçeveli bir ekranımız var. Video izlerken, film izlerken, dizi izlerken öyle herhangi bir basıklık yani yaşamıyorsunuz. Gayet dolu dolu bir ekrandan bir video izlediğinizi söyleyebilirim. Ekran tarafında gerçekten oldukça başarılı bir telefon olduğunu bahsedebilirim. Zaten orta segment bir cihaz. Orta segment bir cihazın hatta bir tık üstünde bir telefon olduğunu da bahsedebilirim. Biraz da donanım tarafına gelelim. Donanım tarafında Huawei kendi işlemcisi olan Huawei Kirin 710'u kullanmış bu modelinde ve 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Aynı zamanda 4 GB'lık bir RAM'i de. Eğer bir oyun oynayacaksanız, video çekeceksiniz, uygulamalar arasında geçişinizi oldukça hızlandıracak bir telefon. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız oyun oynarken de ki zaten bu telefonla bir PUBG testimiz ya da mobil oyunlar testi yapacağız. Eğer hangi oyunu oynamamızı istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Biz de sizler için oyun testimizi gerçekleştirelim. Temel donanım tarafında 128 GB'lık bir dahili depolaması olduğunu söylemiştik. Eğer bu dahili depolama sizler için birazcık az geliyorsa bunu microSD kart ile de 512 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu telefonun can alıcı bir özelliği var arkadaşlar. Yani gerçekten ölüp ölüp dirilip bayılacağınız bir özellik. Batarya tarafında oldukça güçlü bir telefon. 3 güne kadar dayanabiliyor. Tabii ki kullanımdan kullanıma bu durum değişebilir. PC Mark testine gireceğiz telefonla. Zaten birazdan onları da göreceksiniz. Çok uzun süre kullanım deneyimi sunabiliyor bu telefon size. Yani dışarıya çıktınız ve şarj aletinizi mi unuttunuz? Hiç üzülmeyin. Zaten dayanıyor. O yüzden hatta bu telefonda 10 dakika şarjla 3 saatlik kesintisiz video deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bunun üstüne
%5'lik bir şarj diliminiz olduğunuzda, yani bunu hiç kimse inkar etmesin bir kere. Eğer %5'lik bir şarj diliminiz varsa o telefonun, eğer de kullanıyorsanız, max ömrü yani 1 saattir. 1 saat sonra o telefon kapanır. Ama bu telefonda %5'lik şarjla size 12 saate kadar bir kullanım deneyimi sunuyor. Çok 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 başarılı bence. 6000 mAh'lik bir batarya kapasitesi olduğunu söylemiştik. 22,5 Watt'lık da hızlı şarjda telefonumuz destekliyor. Çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Yani bataryada üzerine oldukça çalışılmış bir telefon bizlerle. Ekstra olarak eklemem gereken bir özellik ise ters şarjı. Ters şarj, eğer iki ucu Type-C girişli bir şarj aletiniz varsa bu telefonun Type-C girişini taktığınızda farklı bir telefonu şarj edebiliyorsunuz ya da kendi telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ters şarjı açmak için de ayarlardan birkaç dokunuşla bu işi halledebilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde yapılıyor. Bence ters şarj özelliği çokça güzel. Yani mesela sizin şarjınız var, böyle bayağı %90 falan. Arkadaşınızın şarjı bitti ve acil bir durum olması gerekiyor. Hemen Type-C şarj girişine iki uçlu bağlıyorsunuz ve arkadaşınızın telefonunu şarj edebiliyorsunuz. Bence çok çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Huawei Y70 telefonumuza PC Mark batarya testi uyguladık ve bu batarya testi sonucunda 23 saatlik ekran süresi verdi. Bu süre bence gayet iyi bir süre. Yani çoğu telefon bu kadar dayanmıyor. Oldukça güzel, ideal bir süre olduğunu söyleyebilirim. Sizi uzun zaman idare edecektir. Bence pil tarafındaki bu uzun ömür iddiası oldukça yerinde bir iddia olduğunu söyleyebilirim. Bazen böyle Huawei'nin yeni cihazlarına ön yargınız olabiliyor. Şu konudan Google yok, nasıl kullanılır falan. Gerçekten kendi sistemi, ekosistemi çok iyi bir şekilde çalışıyor. Petal Search'te, yani haritalarda çok rahat bir şekilde gezinti yapabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere, ulaşım tarafında iyi bir yol tarifi alabiliyorsunuz. Yürüyerek, arabayla, bu konularda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten yan tarafta ben konuşurken büyük ihtimalle göreceksiniz. Instagram'da, Spotify'da, Twitter'da, TikTok'ta böyle herhangi bir gezinti yaparken ya da bir video çekerken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Diğer ekosistemlerdeki telefonlar nasıl çalışıyorsa Huawei de çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. O yüzden aklınızda bir soru işareti varsa bence bunun kırılması açısından yan taraftaki örneğimiz oldukça güzel diyebilirim. Eğer aradığınız bir uygulamayı bulamıyorsanız App Gallery içerisinde Petal Search üzerinden APK indirerek telefonunuza yine de indirebiliyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. O yüzden yani bu uygulamalar tarafında aklınızda herhangi bir soru işareti varsa bunun kırılması açısından oldukça önemli. Spotify'da, Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun altını bolca çizmek isteriz. Telefonda App Gallery'den G-Space'i indirdiğinizde ücretsiz ve reklamsız bir şekilde Google Drive, Google Maps, Hobby ve YouTube gibi uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ya zaten yan tarafta da videolarını görüyorsunuz. Biz de çok rahat bir şekilde girebildik. Gelelim bir de telefonun kamera sistemine. Kamera tarafında hemen elime telefonu alıyorum. Ben birkaç da fotoğraf çektim. Ön tarafta ana kameramız 48 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir kamera sistemi karşılıyor. 5 megapiksellik 120 derece geniş açılı bir kameramız var ve 2 megapiksellik derinlik algısı kameramız bulunuyor. Telefonun kamera özelliklerinde işte ağır çekim, hızlandırılmış çekim, hareketli fotoğraflar, panorama gibi özellikler de bulunuyor. Aynı zamanda pro özellik. Böyle telefonun bir artısı olarak da ışık resmi olarak bir modumuz var. Bu modda da böyle iPad'le küçük bir şey denemeye çalıştık. Zaten üzerine çalışsanız çok güzel şeyler çıkabilecek bir mod. Işık resminde işte trafik izleri ya da böyle görüyorsunuz ya sosyal medyada adam duruyor, etrafında ışıklar saçılıyor ve güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Bunu bir telefonla yapabiliyorsunuz. Telefonun video özelliğinde, yani telefonun fiyatına göre 60 FPS'e kadar video çekmesi bence gayet güzel. 1080p'de bir çözünürlüğü bulunuyor. Fotoğraf modu, portre modu, gece modunda ben birazcık fotoğraflar çektim. Bunları da zaten birazdan ekranınıza bırakacağım. Tabii ki değerlendirme size kalmış. Yorumlarda da belirtirseniz seviniriz.
arasından duyuyorsunuz. E5 karayolu üzerindeyiz. O yüzden biraz arabaların geliş geçişleri çok fazla. Umarım sesim size net bir şekilde geliyordur. Ön kameranın kalitesi de bu şekilde. Bir de arka kameraya bakalım şimdi. Arka kamerada sesim bu şekilde geliyor ve video kalitesinde sizler de görüyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın, sizce nasıl görünüyor? Orta segment bir telefona göre nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Telefonun diğer özelliklerinden bahsedecek olursam. Şimdi bu telefonda parti modumuz bulunuyor. Parti modunun yanında da radyomuz var. Artık radyoları çok fazla telefonlarda göremiyoruz. Çünkü Spotify ya da onun muadili farklı farklı uygulamalarda artık müziklerimize, şarkılarımıza ulaşabiliyoruz. Tercih edilmeyebiliyor ama hala radyo dinlemeyi seven insanlar olduğunu da biliyoruz. Telefonumuzda radyo desteği de var. Zaten altta da jack girişiyle kulaklığınızı taktığınızda bu desteğe ulaşabilirsiniz. Eğer bu telefonu annenize ya da babanıza alıyorsanız ve yaşı birazcık artık 50-60 olduysa telefonumuzun ileri yaş modu var. İleri yaş modunu açtığınızda ekran çok daha net bir şekilde, simgeler çok daha büyük, yazılar çok daha büyük bir şekilde görünüyor. Onlar da artık bu telefonu kullanırken herhangi bir zorluk yaşamaması açısından tasarlanmış bir mod. Erişilebilirlikten girdiğinizde ileri yaş modunu kapalıdan açığa getirdiğiniz zaman bu mod açılıyor ve gerçekten şu an görebiliyor musunuz? Şu an siz de görüyorsunuz zaten, gayet yazılar büyük. Eğer bu telefonu annenize ya da babanıza ya da bir akrabanıza alma gibi bir düşünceniz varsa çok rahat bir şekilde kullanabileceğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş sona doğru gelirken telefonumuzun fiyatı 5000 TL bence bu devirde çok gayet uygun bir telefon. Hele bataryasında ultra yüksek işler yaptığından dolayı bence çok iyi bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu devirde 5000 liraya bu kadar iyi bir telefon yani çok fazla kalmadı. O yüzden alırken bir sıkıntı yaşamayacağınızı dile getirebilirim. Telefonumuzun siyah, mavi ve beyaz renkleri bulunuyor. Aynı zamanda bir önceki modellere göre şarj konusunda çok daha iyi, batarya kapasitesinde çok daha iyi ve ekranı bir önceki modellere göre daha yüksek, daha geniş, daha ince çerçeveli bir ekranın bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda kamera tarafında da bir önceki modellere göre çok çok daha iyi bir performans sergiliyor. Dedikten sonra videomuzun sonuna gelmiş olalım. Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Gerçekten bir fiyat performans ürününe göre değerlendirecek olursak fiyat aralığı nasıl, kaç TL olmalıydı ya da siz bu telefonu kullanır mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.